Pişt. Cici babamız akıllı olsun ha. Nerede kaldı bu? Ay, ne bileyim kız, eli kulağındadır, gelir şimdi. Eli niye kulağında ki? Ya Hatice, sus Allah aşkına, sus ya. Peki bir şey diyeceğim, biz bunu nasıl tanıyacağız? Tipini görmedik ki. Yakasında kırmızı karanfil olacakmış. Aa, bunu da bir filmde görmüştüm. Hadi kalk git, kalk git kendi yerine hadi. Aman. Kadriye Hanım. Maskenizi çıkarmayacak mısınız Remzi Bey? Henüz değil Kadriye. Hazır olunca çıkaracağım. Ay, ne kadar gizemli bir insansınız. Öyleyimdir. Ay, ah, ah. Hayırdır? Ne olmuş Kadriye? Ay, yabancı ajansları takip ediyorum da. Ay, bildirim gelmiş. Pardon. Oh. İngiliz parlamentosu yine karma karışık olmuş Remzi Bey. Dünya siyasetini yakından takip ediyorsunuz yani. Aa, takip etmez miyim? Hem bu dünyayı hem öbür dünyayı. Ne güzel, ne güzel. Niccolo Machiavelli ne kadar ulvi bir adam değil mi? Kim efendim? Niccolo Machiavelli. Pardon, anlayamadım. Yahu Niccolo Machiavelli, politikanın ve siyasetin kurucusu ve hatta bilim adamı, ulvi bir insan. Ha, Niccolo Machiavelli. Evet, evet. Ay vallahi aynı dili konuşuyoruz. Ya peki şu maskenizi çıkarın artık Remzi Bey, lütfen. Lütfen ısrar etmeye kalıyorum. Çıkaramam maskemi. Yani ben şimdi size siyasetten, politikadan söz etsem yine mi çıkarmazsınız Remzi Bey? Siyaset ne? Ay evet Remzi Bey. Ay ben çok severim o konuları. En sevdiğim konular. Ne güzel Kadriye Hanım. Bu zamanda bu konuları seven pek kalmadı. Vallahi ben çok severim. Hem de öyle severim, öyle severim ki. Yani bizim evde 7/24 televizyonda haber kanalları kapanmaz yani. Evet, diyorum ki hani madem bu kadar anlaştık, yani böyle açsanız da yüzünüzü de gül cemalinizi bir görsem diyorum. Sizinle sohbet etmek gerçekten çok güzeldi Kadriye Hanım. Ama yüzümü size gösteremem. Neden, neden? Sonra anlatacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evi.